Merhaba arkadaşlar, bugün de günün içinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tarifimde Alman pastası, kremalı Alman pastası tarifim var. İyi seyirler. Aşkım gel, mama yiyeceksin. Gel. 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 Gel oğlum. Evet, bir tadıyoruz şu an. Çok da güzel olmuş değil mi aşkım pastamız? Evet. Merhaba de. Aferin benim oğlum. İlk önce taban kekimizi yapmakla başlıyoruz. 3 tane yumurta. 1 bardaktan şöyle aşağı yukarı 2 parmak az şeker. Ve vanilya şeker. Bunu güzelce bir çırpıyoruz. Dakika köpürtene kadar çırptık. Şimdi üzerine bir bardak un. Yani çok az. Bir çay kaşığı kadar var yok. Kabartma tozu ekleyeceğiz. Çok az. Bir çay kaşığı kadar var yok. Çok hafif bunu karıştıracağız. Çırpacağız tekrar. Hazır. Bir su patlama yardımıyla yağlamış olduğumuz kek kalıbına boşaltacağız arkadaşlar. Bunu fırınımı önceden açtım. 180 derecede. Şöyle bir tat kalıbına. Ben bunu yağladım. Yapışmasını engellemek için. Ve şimdi bunu 180 derecede fırında aşağı yukarı 15-20 dakika fırının ısısına göre pişireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu fırına verdik. Şimdi kremasını yapacağız. Kreması için bir poşet krem şanti, bir bardak da soğuk sütü çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, kremamızı da çırptık. Biraz koyu bir kıvama geldi. Şimdi bunu da üzerine bir streç folyeye geçirip buzdolabına soğumaya bırakıyoruz tekrar. Arkadaşlar fırından tat kekini çıkarttım, gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Şuraya kalıbımın üzerine, yani pastayı şunu da yapacağım. Kalıbın üzerine bir tane bu kağıda fırın kağıdı kestim, koydum. Bunu üzerine ters çevireceğim şimdi. Şu şekilde. Şöyle. Oo! Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel
Süper bir şekilde çıktı. Hiç zorlamadı beni. Şimdi bunu böyle bırakıyorum. Birazcık soğusun. Bu soğuyana kadar da ben çileklerimi doğrayacağım şimdi. Çileklerin hazırlığını yapacağım. Çileklerimizi dişe gelecek şekilde, çok ufak olmayacak şekilde doğruyoruz. Bunlar gelişi güzel doğrayabiliriz. Çünkü kremanın içinde kalacak olan çilekler. Üstü dizeceklerimiz biraz daha eri, biraz daha düzgün şekilde doğrayacağız. Şimdi de pastamızı süsleyeceğiz. Arkadaşlar pastamız soğumuş. Şu alttaki kağıdı alıyorum. Sakın atmayın, bunu tekrar kullanabiliriz. Temiz. Şöyle kolumu ortalıyorum. Ve önce kremasını üzerine koyuyorum. Ve gelişi güzel yayabiliriz. Bunda çok düzgün olmasına gerek yok kremanın. Çünkü üzerine çilek süsleyeceğiz daha. Şöyle dibini birazcık bırakalım arkadaşlar. Bunun kenarlarına süreceğiz. Gerisini hep koyabiliriz. Ben çilekleri bir ufak parçalara doğradım. Şöyle elma dilimi gibi. Bir kısmını da şöyle yarım yarım doğradım. Yarım olanları büyükleri böyle kenarlardan başlayacağım koymaya. Hadi başlayacağım. Arkadaşlar şimdi bir oraya koyuyorum ki dizdiğim çilekler ona göre yetsin diyerekten ortalamayı bulmaya çalışıyorum. Şöyle. Yetmeyecek olursa en azından bu arada kalan boşluklar aynı mesafede kalsın diye. Ne gelecek? Yok. Şu yarımları da şöyle üzerine koyuyoruz. Bunları gelişi güzel koyabiliriz yani. Pastamızı süsledik. Şimdi de jöle yapımına geçelim. Jöleyi de üzerine gireceğiz. Jölenin nasıl yapıldığı zaten üzerinde yazıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine tat jölesi diye yazıyor. Şöyle bir paket jöle, 2 yemek kaşığı şekeri karıştırıyoruz. Sonra içine 1 bardak su, 1,5 su bardağı da meyve suyu koyacağız. Şöyle bir altını yakalım önce. Çözdükten sonra yarım çay bardağı, 1,5. Hani bir jöle yapım için 1 bardak suya, 1 bardak bir çay bardağı suya diyelim karıştırdım. 1 çay bardağı su, 1,5 çay bardağı da meyve suyu kullanıyorum. Aslında kırmızı jöleler falan da oluyor. Yalnız ben markette bulamadım. O yüzden meyve suyuyla yaptım. Eğer kırmızı jöle kullanırsanız meyve suyu koymanıza hiç gerek kalmıyor. Onun rengi daha güzel ve daha kırmızı oluyor. Artık bulduğum bu. Böyle olur. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Bu arada ben vişne suyu kullandım. Evet, kıvamı koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Fokurdamaya da başladı. Şu an kaynıyor görüyorsunuz.
Yani şöyle bir 2-3 dakika kadar, ilk buharı çıkana kadar jüreyi hala karıştırıyorum. Altını kapattım arkadaşlar. Hafif ılıtana kadar. Zaten hemencik soğuyacak bu. Soğuyor yani şimdi hemen. 1-2 dakika daha karıştırıyorum. Sonra pastamın üzerine de koyacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi jöle gelmeden önce bir paket vanil şekerini tekrardan çileklerin üzerine, hani eşki falan çilekler varsa içinde, eşkiliğini almak adına üzerine serpiştiriyorum. Vanil şeker kullanıyorum ben. İsterseniz siz pudra şeker de kullanabilirsiniz. Ve ağzı ödersiniz. Jürenin içine katalım. Hala kızarı üzerinde. Arkadaşlar çok soğursa donar. 2-3 dakika kadar ılısın. Ondan sonra jüreyeceğiz. Ondan sonra pastayı jüreyeceğiz. Evet. Jöre soğumaya başladı. Buharı falan çıktı. Arkadaşlar jöreyi ortadan başlıyoruz dökmeye. Pastanın orta kısmından. Meyve pastası yaptığınızda eğer üst kısmına meyveler geliyorsa üzerine jöleyi tavsiye ederim uygulamanızı. Yoksa o meyveler 1-2 saat içinde, çünkü özellikle kesilmiş, yıkanmış meyveler biliyorsunuz hemen bozuluyor. Jöle koyduğumuz zaman meyvelerimiz daha uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyorlar. Kenarlarına bir kremasını koyalım da. Olur, şöyle şöyle. Bir kaşık yardımıyla. Şimdi bu kısmına hiçbir şey koymazsanız o altının o kek tabanı çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Hani kıyır kıyır kuruyor yani. Nasıl kekin dildiğin kısmı böyle kurur, lezzetli olmuyor. Kurumuş, bayatlamış oluyor. Ama böyle kremayla şey yaparsanız, doldurursanız tazeliği daha güzel koruyor. Şu etraftaki çileklerin üstü daha jöleli değil ama onu biraz daha soyup donmasını bekliyorum. O biraz daha soyup donduğu zaman daha az akacak aşağıya doğru. Onun için kenarları en sona bıraktım. Siz öyle yaparsanız daha kolay olur sizin Evet, enfes olmuş pastamız. Şimdi güzel bir tadalım. Çilek sezonumuz açıldı. Gelsin çilek pastalar. Evet, bu arada oğlum da istiyorum diye bağırıyor orada. Yaşa değil mi? Gelmesin diye kapıyı kapattım. Kapı yaş diye bağırıyor. Her bir de dilenebilsem. Evet. Oo. Şöyle. Şöyle pastanın içinden bir göstereyim. Şöyle.
da çilekleme. Kaymak. Evet. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. İnşallah beğenmişsiniz de siz de yaparsınız. Siz de yersiniz. Abone ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir başka videomda görüşmek üzere.